Sadece 235 atom kullanarak bir yarış arabası tasarlayacağız başlığını gördünüz, geldiniz ve şimdi merak ediyorsunuz nasıl bir tık tuzağına yakalandım diye. Eğer böyle düşünüyorsanız bu kanala hala abone değilsiniz demektir. Çünkü burada insanları kandıran yanıltıcı başlıklara asla yer yok. Bu videoda gerçekten de atomları kullanarak dünyanın en küçük yarış arabasını tasarlayacağız. Bir nano kar tasarımı yapacağız. Nano, cüce demek. Bilim dünyasındaysa nano ile tanımlanan ifadeler herhangi bir ölçünün milyarda birini gösterir. Bir nanometre, metrenin milyarda biri demektir. Ve bu da yaklaşık 3 altın atomunun uzunluğudur. Boşuna uğraşmayayım, gösteremem çünkü. Bilim insanları artık maddeyi bu seviyelerde kontrol edebiliyor. 1974'te nanoteknoloji adı verilen bu alanda başlatılan araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Atomlar bir araya getirilerek moleküler makineler yapılıyor. Biliyorsunuz Aziz Sancar Nobel Kimya Ödülü almıştı. Onun bu ödülü almasından bir yıl sonra bu kez moleküler makinelerin tasarımı ve sentezlenmesi alanında yapılan çalışmalara bir Nobel ödülü verildi. O molecular machines. Konu bu kadar mühim. Bu ödülün verilmesinden bir yıl sonra bilim insanları bırakın moleküler makineleri tasarlamayı, bu makinelerin performansını ölçebilmek için uluslararası bir yarışma organize ettiler. Bir araba yarışı ama nano ölçekte bir araba yarışı. Farklı ülkelerden toplam 6 takım 2017'de dünyanın ilk nano kar yarışında kıyasıya bir mücadele verdi. Bu son kısmı biraz abartmış olabilirim. Kıyasıya diyemeyiz. Kimse kimseye kıymadı. Herkes kendi atomlarıyla uğraştı. Onları tasarladı. Her takım önce kendi seçtiği atomlarla kendi araç tasarımını yaptı. Bu araçlar o kadar küçük ki sıradan mikroskoplarla yani optik olarak göremiyorsunuz. Özel elektron mikroskopları kullanmak zorundasınız. Taramalı tünelleme mikroskobu adı verilen bu cihazlarla aynı zamanda tasarladığınız aracı hareket ettirmek zorundasınız. Ve her araba yarışında olduğu gibi bu yarış içinde özel hazırlanmış bir piste ihtiyaç var. Yeterince düz olabilmesi için bu pistte asfalt yerine altın tercih edilmiş. Altından yapılmış yollarda yarışmış bu nano karlar. Tabii saç telimizin %1'i inceliğinde yollardan bahsediyoruz. Bu kadar küçük ve kısa olmasına rağmen yarışmacılar 36 saat boyunca mücadele verdiler. Fakat bu o kadar garip bir mücadele ki bir takımın nano karı bir yerlere takılıp kaldı, molekülü imha etmek zorunda kaldılar. Bir tanesinin motoru takıldı, bir takım hazır olun nano karını kaybetti, bulamadı. Yani katılmak bir kenara, bu yarışı bitirebilmek bile büyük bir başarı. Birinci olan takım 2 saatin altında tamamlarken bir başka takım 29 saatte yarışı bitirebildi. İşin zorluğunu şöyle hayal edin. Şimdi mesela bizler araba kullanabilmek için ne yapıyoruz? Önce bir eğitim alıyoruz, sonra defalarca kez sürüş pratiği yapıyoruz, bir sınava giriyoruz. Başarılı olursak ehliyetimizi alıyoruz. Bir de yarışçı olmaya kalkarsak bundan çok daha fazla pratik yapmamız gerekiyor. Nanoteknoloji alanında çalışan bu araştırmacılar göremedikleri arabaların hem tasarımlarını yapıyorlar hem de onu en yüksek hıza ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu gerçekten de çok zor bir şey. Peki gerçek hayatta araba yarışçıları kendilerini eğitebilmek için ne yapıyorlar? Artık bilgisayarlardan destek alıyorlar, simülasyonlarda hazırlık yapıyorlar, öyle değil mi? Öte yandan kullandıkları o Formula 1 araçlarının tasarımları, üzerine koydukları boyaların materyalleri bile bilgisayar yazılımlarıyla tasarlanıyor. Dünyanın ilk nano kar yarışında bu tür imkanlar yokmuş ve o yüzden de yarışmacılar birbirlerinden çok farklı sonuçlar almışlar. Ama orada durmamışlar. Şimdilerde 2021 yılında ikinci nano kar yarışı yapılması planlanıyor ve bu kez 23 takım hazırlık yapmaya başladı bile. Bu hazırlıklar için yardımcı araçlara ihtiyaç var. Daha profesyonel tasarlayabilmek için o atomlardan yapılmış yarış arabalarını özel bilgisayar yazılımları kullanılmak zorunda. İşte arkamdaki ekranda görmüş olduğunuz kişi bu tür yarış arabalarını tasarlayan, yani dünyanın en küçük yarış arabalarını tasarlayan bir çeşit Photoshop yaptı diyebiliriz. Çok genel bir ifadeyle. Daha özel bir ifadeyle nano kar tasarımı yapan bir çeşit AutoCAD tasarımı yaptı diyebiliriz. Ama en iyisi kendisine sormak.
Merhaba Kutay. Nereden aklına geldi dünyanın en küçük yarış arabasını atomları kullanarak tasarlayan bir yazılım yapmak? Yani ben doktoraya başladığımda araştırma yaparken moleküler makine kavramı çok ilgimi çekti açıkçası. Özellikle bu 2016'daki Nobel ödülünden sonra kesin araştırmamı bu yönde devam ettirmeye karar verdim. Ve ilk gördüğüm şey de nanokar yarışı oldu. Atomlardan araba yapmak oldukça ilginç bir fikir. O yüzden bu konuda çalışmak istedim ben de. Peki biz bugün gerçekten atomları kullanarak bir yarış arabası tasarımı yapacağız. Hangi atomları kullanıyoruz bu tarifimizde? Bugün daha organik dediğimiz karbon ve hidrojen atomları ağırlıklı bir araba yapacağız. Kolay olsun, sentezlemesi basit olsun. Öyle tutalım. Tamam, peki hadi başlayalım o zaman. Sen bir yandan yazılımını anlatırken nasıl kullandığını. Tamam. O zaman bu benim oluşturduğum yazılım Avogadro denilen moleküler editör programına bir ek olarak çalışıyor. Bu size bir nano araba atölyesi sunuyor gibi. Farklı parçalar var, onları birbirine bağlayabiliyoruz. Programı yükledikten sonra Avogadro'da Build menüsünün altında, yani yapı menüsünün altında nanocar kısmı çıkıyor. Burada 4 farklı seçenek var. Şasi ekle, tekerlek bağla ve 2 tane metal yüzey ekle ve bir tane de simülasyon programlarıyla arayüz oluşturmak için bir seçenek var. O biraz daha bilimsel bir seçenek. İlk yapabileceğimiz şey şasi eklemek. Şasi ekleyerek başlayabiliriz. Buradan ben şasi ekleyi tıklıyorum. Burada şasinin pozisyonunu ve hangi şasiyi istediğimizi soruyor. Oradan bir tanesini seçiyorum ve tamama bastığımda ekrana bir tane şasi molekülü geliyor şu an. Şimdi bu şasi molekülü kimyasal olarak sentezlenebilir bir şekilde, ama biz buna bir tekerlek eklemek istiyorsak eklemek istediğimiz yeri hazır hale getirmemiz gerekiyor. Mesela bir karbon atomuna diyelim ki bir tekerlek ekleyeceğiz. Karbon lisede öğrendiğiniz gibi 4 bağ yapıyor. Ama tekerlek ve şasi arasındaki bağ genelde üçlü bağ. Yani bu bir üçlü bağsa demek ki o karbonun hidrojenlerini silmemiz gerekiyor demek. Şimdi onu silerek başlıyorum ben de. Diyelim ki buraya bir tekerlek ekleyeceğiz. Buradaki hidrojenleri sildim. Daha sonra eklemek istediğim yeri seçiyorum. Yine Build menüsünden, nanocar'dan bu sefer tekerlek ekleyen Connect Build'a basıyorum. Burada birkaç farklı seçenek var. Tekerlek cinsleri var. Buradan ben tekerlek olarak da C20'yi seçeceğim. C20 sırf karbonlardan oluşan 20 karbon atomlu hafif top şeklinde bir molekül. Tamama bastığımda gördüğünüz üzere burada tekerleği eklemiş oluyor. Bu tekerlek bağlı değil. Buradan draw mod dediğimiz, yani çizme moduna gelip bu tekerlekle gövde arasında bir bağ kuruyorum. Burada bana hidrojenler ekledi. Onları silebilirim çünkü gerekli değil. Bu şekilde bunu devam ederek 4 farklı tekerlek ekleyebilirim. Öndeki 2 tekerlek daha küçük olsun, arkadaki 2 tekerlek daha büyük olsun. Böyle öyle yarış arabaları var ya, drag racing deniyor. Yani. Evet, evet. Öyle öyle havalı bir şey olsun. Tasarımda estetik de önemli değil mi? Yani bir yandan kimse görmeyecek olsa bile. Aynen öyle. Yani sonuçta bu gözle görülebilen bir şey değil. Şimdi ön tekerlekleri ekledim. Arkaya da bu sefer C60 ekleyeceğim. C60 da fulleren dediğimiz böyle futbol topu şeklinde bir molekül. Tamamen futbol topuyla aynı geometriye sahip. Bu da zamanında bulunduğunda Nobel ödülü kazandıran bir molekül. Peki şöyle bir şey diyebilir miyiz? İleride belki de futbol müsabakaları da nano seviyede gerçekleştirilebilir araba yarışlarından sonra. Nano futbol da güzel olur gerçekten. Şimdi bu tekerlekleri de gövdeye bağlıyorum ve gördüğünüz üzere arabamız hazır. Şimdi arabayı hazırladık, güzel, ama bu arabanın bir yüzeyde gitmesi gerekiyor. O yüzden altına da bir yüzey ekleyelim. Yarışta genelde altın yüzey kullanıyor. Çünkü altın çok fazla iletişime girmiyor diğer moleküllerle ve daha temiz kalıyor genelde. O yüzden altın yüzeyi eklemek için yine bu benim programı kullanabiliriz. Yine nanocar menüsünden bu sefer metal surface, yani altın yüzeye bastığımızda karşımıza bir sürü şey çıkıyor. Şimdi her metalin kendine özel parametreleri var, yapısal parametreleri. Altının yapısal parametrelerini gireceğim ben. Bunlar biraz detay tabii ama. Daha sonra da bir kadar büyüklükte bir yüzey oluşturmak istediğimizi soruyor. Bu 2017'de yapılan nanokar yarışında ne kadar büyüklükteki yüzeyler kullanıldı mesela? Pist uzunluğu neydi? Pist uzunluğu nanokar yarışında 100 nanometre olarak verildi pist uzunluğu. Yani 100 nanometre ne kadar diye düşünürsek bir saç telinin yaklaşık %1'i kadar bir incelikte ve bu yarış bu kadar kısa olmasına rağmen 30 saat sürdü. Yani o yüzden şimdi bunu bir yandan göstereyim biraz daha net olması için. Gördüğünüz gibi bu metal yüzeyimiz, bu arabamız biraz yukarıda duruyor şu an ama
biz bu şimdi oluşturduğumuz bu sistemi kullanarak moleküler simülasyonlar sayesinde bu arabanın hızı gibi özelliklerini modelleyebiliyoruz. Bu sayede de nanokar yarışı için arabayı sentezlemeden önce burada arabanın tasarımını en iyi hale getirme şansı sunuyor bize bu program. Bunun anlamı da moleküler makineleri performans olarak en optimize hale önce yazılım tarafında getiriyoruz, değil mi? Sonra bunu sentezlemesi yapılıyor, yani üretimi bir şekilde yapılıyor. Aynen öyle. Ama şu an yani bu ilk yarışta kimse böyle bir şey yapmadı. Herkes kafasına göre bir tasarımla onu laboratuvarda sentezledi ve onu kullandı. Ama benim yapmaya çalıştığım şey ise bunu biz kafamıza göre değil de belki bir sürü farklı arabayı deneyerek bu simülasyon tekniklerini kullanarak iyi bir şekilde optimize edebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden de böyle bir program geliştirdim. Peki şimdi 2017'de dünyanın ilk nanokar yarışı öyle ya da böyle yapıldı, bitirildi. 2021'de de ikincisinin yapılması için hazırlıklara başlandı. Ama sen bu yarıştan önce dünyanın ilk nanokar yarışını bilgisayar ortamında yapmak istiyorsun bu kez. Bunu yapmak kolay bir şey mi? Kolay olduğunu zannetmiyorum ama neye ihtiyaç var böyle bir yarışı yapabilmek için? Şu an yapmaya çalıştığım şey bir akademik kurul oluşturmak ki bu yarışın kurallarını belirleyebilelim. Onun için öncelikli olarak bu konuyla ilgilenen akademisyenler varsa onların desteğine ihtiyacım var ki bu akademik kurulu güçlendirelim, güzel kurallar koyalım, daha eşitlikçi bir yarış olsun istiyorum. Onun dışında da tabii böyle bir organizasyon için bir sürü şey gerekecek. Mesela bir web sitesi yapılacak, reklamlar yapılacak, belki videolar çekilecek, grafikler yapılacak. Bu konuda da eğer yardım etmek isteyen herhangi gönüllü birisi varsa bana ulaşmasını çok mutlu eder beni. Şu an için ben sadece bir Twitter hesabı aldım. Formula Nano. Buradan takip edebilirler isteyenler. Burada yine gelişimleri buradan duyuruyor olacağım. Daha sonra bir web sitesi yapmaya başladım. Orada yine yardım etmek isteyenler oradan yardım edebilir. Dediğim gibi yani ben elimden geleni yapacağım. Umarım bu yarışı yapabiliriz. Bu aynı zamanda yani böyle bir yarışın bence Türk bilim insanları tarafından başlatılması ve öncülük etmesi de çok gurur verici bir şey olur. Umarım 2021'deki ikinci yarıştan önce biz kendi yarışımızı yapabiliriz. Ben burada bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Şu anda bizim bu yarış arabasını tasarladığımız yazılımın tüm kaynak kodları açık ve indirilebilir durumda. Bunun için de Kutay'ın çok güzel bir YouTube kanalı var. Abone olmanızı da tavsiye ederim. Hem onunla iletişime geçmek, hem bu konudaki sorularınızı sormak, hem de ücretsiz olan bu tasarım yazılımının kodlarını indirip sizin de bu yarış arabası tasarımlarını atomik düzeyde yapmaya başlayabilmeniz için ilk adımları atabileceğiniz çok güzel bir kaynak. Ben Kutay'a çok teşekkür ediyorum ve umarım düzenleyeceğin bu dünyanın ilk nano kar yarış arabası bilgisayar simülasyonu projesinde canlı yayını da ben yaparım diye düşünüyorum. Bayağı heyecanlı olur böyle saatlerce. Bir nanometre daha ileri geçti, iki nanometre daha ileri geçti şeklinde anlatacağımız bir şey ortaya çıkar. Şaka bir yana bu tür şeyler bilim dünyasında dikkatleri bir yere çekmek için ki şu anda atom seviyesine çekmiş olduk, nanoteknolojiye çekmiş olduk. Çok önemli şeyler. O yüzden ben çalışmalarında sana başarılar diliyorum. Ve verdiğin bilgiler ve bu konuda yaptığın özverili çalışma sonucu ortaya çıkan bu yazılımı da tamamen ücretsiz ve açık kaynak kodlu olarak paylaştığın için ayrıca teşekkür ediyorum. Yani o açık kaynaklı kodlu olmasının bir özelliği de eğer yazılımcı varsa izleyen tamamen bu yazılıma katkı sağlayabilir, yazılımın gelişmesine de yardımcı olabilir. O yüzden onlara da buradan çağrı yapabilirim. Gelin hep beraber hem yazılımı hem tasarımları geliştirelim diyorsun. Çok teşekkürler. Evet, gördüğünüz gibi Pittsburgh Üniversitesi'nde bilgisayarlı malzeme tasarımı konusunda doktora yapan Kutay Sezginel, bilgisayarla dünyanın en küçük araba yarışını organize etmek istiyor. Kutay'ın çalıştığı laboratuvardan Chris Wilmer, bu işin aynı zamanda bir sanat olduğunu söylüyor. It's my sense that designing better nano cars today is at least 50% art and 50% science. Peki daha iyi nano kar tasarlamak neden bu kadar önemli? Çünkü bu aynı zamanda daha iyi yapay moleküler makineler tasarlamak demek. Atomları kullanarak basit bir rotaksan yaptınız diyelim. Gördüğünüz bu iki durum arasında hareket eden basit ve küçük mekanizma ne işe yarayacak ki diye düşünebilirsiniz. Tek başına bir işe yaramayabilir ama bunları ard arda ekleyip bir zincir oluşturursanız yapay bir kas dokusu bile yapabilirsiniz. Kas demişken aslına bakarsanız şu anda vücudumuzda milyarlarca moleküler makine çalışıyor. Bunlar yapay değil,
biyolojik moleküler makineler. Şimdi size bir örneğini göstereyim. Bu gördüğünüz yürüyen arkadaş da bir çeşit yarışçı diyebiliriz. Kinesin proteini. Hücrelerimizin içinde altından yapılmış yollarda değil de silindir şeklindeki bu mikrotübül yapılar üzerinde yürüyorlar. Bunlara taşıyıcı motor protein adı veriliyor. Kinesinin bu hareketinin mitoz, mayoz ve hücre içi taşıma işlemlerinde çok önemli bir rolü var. İşte buna benzer daha pek çok farklı moleküler makine hücrelerimizin içinde her an çalışmaya devam ediyor. O yüzden bu tür şeyler yapıldığı zaman hemen ne işe yarayacak ki diye sormamak lazım. Bundan 100 yıl kadar önce Wright kardeşler ilk uçak tasarımını yapıp uçurduklarında etrafındakiler de bu ne işe yarayacak ki diye sormuşlardı ve belki cevabını onlar bile kendileri bile bilmiyordu. 66 yıl sonra bırakın bu ne işe yarayacak ki diye soranları, aynı yeryüzünden Ay'a ilk insanları götüren roketler fırlatıldı. Ve bir 50 yıl daha geçti, artık günümüzde çok gelişmiş bir havacılık ve uzay endüstrisinden söz ediyoruz. Dolayısıyla az önce 235 atomu kullanarak tasarladığımız yarış arabası ne işe yarayacak ki diye düşünebilirsiniz. Size çok küçük görünebilir. Gerçekten de öyle, çok küçük. O kadar küçük ki bunlardan 1 milyon tanesini arka arkaya ekleseniz sadece 4 milimetre uzunlukta bir konvoy haline gelebiliyor. Bir karınca kadar. İşte karınca kararınca başlayan bu işler, bakalım bir gün hangi boyutlara erişecek?